Yaşar Kemal'in köyüne sapıyoruz şu anda. Uzaklığına bakmadım ben. Efendim. Kaç kilometre? Buradan kaç kilometre? Geldi 1 kilometre. 0 kilometre. Bu bir Sakarçalık köyün adı. Değirmen Ocağı bir diğer adı da. Hemen Irmak'ın karşısında hem de yani ayrı köy. Irmak bir yanda biri, bir yanda biri. Temite Kalesi'ni bir de Temite Köyü'nün giriş kısmındayız. Şimdi biraz sonra buradan hareketle 3 kilometre sonra köye ulaşacağız. Burası Osmaniye'nin Temite Köyü'nde, Yaşar Kemal'in köyünde, Yaşar Kemal Parkı'nın girişindeyiz. Bu park tarihini net olarak bilmiyorum ama 15 yıl kadar önce Adana'daki Yüreğir Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'daki çok sayıda Yaşar Kemal dostları, Çukurova'daki sanat ve kültür insanlarıyla birlikte bu park inşa edildi. Uzun zamanlar bakımsız oldu. Daha sonra gelmeler gitmeler oldu ve en sonunda eklemeler yapılarak bu park oluşturuldu. Ne var? Yaşar Kemal Kültür Evi var, kitapları var. İnce Mehmet heykeli var, çocuk parkı var, kafeteryaları, lokantaları var ve kuş cenneti var, kuş gözlem evleri var ve şimdi en sonda bölgeye hitap eden, hatta Türkiye'ye hitap eden çok özgün bir kütüphane yapmak düşünülüyor. Eski zamanlarda, eski günlerde ne yazık ki köylüler sahip çıkmıyordu. Artık dünyanın özellikle Yaşar Kemal'e sahip çıkması ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki güzel insanların Yaşar Kemal'e sahip çıkması, hatta köye onurun yanında maddi gelir de sağlamaya başlayınca köylüler yavaş yavaş kabul etmeye ve desteklemeye başladılar. Şimdi Yaşar Kemal Parkı'nın içerisinde Yaşar Kemal Kültür Evi'ndeyiz. Bu gördüğünüz Yaşar Kemal heykeli. İçinde kitaplar var. Biraz sonra bakacağız. İçeri gireceğiz. Bu birkaç sene, evet, birkaç sene önce yapıldı. Bir ek olarak. Yaşar Kemal'in yerli yabancı kitaplarından birer örnekler var, konmuş. Bir ek oldu. Her sene bir şey yapılarak zenginleştiriliyor. Burada kitapları falan. Evet, kitaplar, kitaplar, resimler, anılar, olgular var. Böyle bir durum. Evet. Buradaki kitaplar Yaşar Kemal'in özellikle kitapları, Yaşar Kemal'e yazılmış olan kitaplar. Ha, hem kendi yazdıkları, evet, hem kendi Yaşar Kemal, hem kendine yazmış olan yazılmışlar. Büyük bir kütüphane şeklinde değil. Evet. İşte bu güzel dizayn edilmiş. Burada bu eski ücretiyle. Ansiklopediler de varsa orada. Yani ismi nerede geçiyorsa, kitapta geçiyorsa onlar burada. Evet. Hepsiz. Bazı yakın dostlarının bazı kitapları da var. Dikkat edin. Ayrıca yabancı dildeki çevrilmiş kitaplar da var, yabancı şekilde. Dikkat ediyorsanız karşıda Yaşar Kemal var. Yaşar Kemal, Arur Dezeksiyon Son Parti gibi. Onların orijinalleri var. Yaşar Kemal'in hakkında yazılmış yabancı dillerdeki kitaplar. Çince'den bilemiyorum ama en az edalasıyla çekilmiş. Çin alfabesiyle, Latin alfabesiyle olan kitapları bütün onlar da burada. Böyle. Evet. Fransızca. Şuraya bu da
Kemal Eşref Kemal'in çeşitli kimselerden olan resimleri, şu gördüğümüz müfelede Aybar'da resmi, buradan okuyorum ben de. Yine başkasıyla beraber orada şimdiki şey Ayşe Baban Han'ın ve böyle Dadaloğlu'nun cümlesi koymuşlar. Söyle dadan söyle gördüğün düşten ayak atılmıyor yakan üleşten. Gene haber geldi kabim kardeşten altınımız geçmez açacak kul oldu. Bu da 1970'lerde cezaevine bizleri geldiğinde zindanlar boşalsın tutsakları özgür diye şey yapmışlar. Yine cayanlıkta yürümesin bilmeyen, saatlerce at üstünden inmeyen, yurtlarının kıymetini bilmeyen kumaşımız tazılara çul oldu. Yine başka bir şey. Burada kapıştılar kulunu, kaynı, kanı karrak oldu, yoksulu, bayı. Böyle sağ gezmezden ölmemiz iyi, her birimiz bir kötüye kul oldu. Evet. Dadaloğlu'ndan. Evet, çeşitli kimselerden Osman Doğan'la olan Orhan Doğan, Orhan Doğan'la gibi. Yaşar Kemal Parkı'ndayız. Parkın birçok bölümü, parçaları var. Şimdi İnce Mehmet heykeli önündeyiz. Buraya hem Türkçe hem İngilizce olarak Yaşar Kemal'in kim olduğu, nereli olduğu, neden olduğu, ne gibi özelliklerini anlatmışlar. Alta yazmışlar, o insanlar, o iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Buraya da yazmışlar, o iyi insanlar o güzel atlara binip geri gelecekler. Geri gelecekler. Yani Yaşar Kemal'in umutluluğunu anlatıyor. Evet, evet. Bu heykel İnce Mehmet heykeli. Evet. İnce Mehmet aslında Türkiye'nin, İnce Mehmet Türkiye'nin yoksulları savunan ve harami dediğimiz, sömürücü dediğimiz, hortumculara karşı savaşanların sembol eden bir olgu. Türkiye'nin her bir tarafında böyle var. Ama İnce Mehmetler var. Ama Çukurova'da çok daha var. Neden Çukurova'da da çok daha var? Çünkü Çukurova zengini ve yoksulu çok olan bir bölge. Belki Çorum'da, Kars'ta da var İnce Mehmetler. Ama Çorum ve Kars genellikle yoksul olduğu için orada varsınlar pek olmadığı için İnce Mehmet'e pek gerek yok. Ama Çukurova'da İnce Mehmet'e çok gereksinim vardı. İnce Mehmetler hem bir efsanedir, destandır, hem de bir gerçekliktir. Bu böyle işte. Bundan 15 yıl kadar önce yapılan bir park. Gördüğünüz sistemin içerisinde. Burada ben bir Yaşar Kemal'a baba dedim. Özür dileyerek bir soru sormak istiyorum dedim. Buyur dedi. Baba Allah gecinden versin. Ölüm hepimizin başına. Ola ki bir şeyin var mı? Yani vasiyetin var mı? Hanımı Ayşe Hanım dedi ki lütfen o konuya girmeyelim dedi. Burada. O da bu fotoğraf. Evet, evet. O da bu fotoğraf evet. Tabii. Çok tabii bunu kimin çektiğini biz bilmiyorduk da çekmişler. Çekmişler. Bu anda bize. Size temin ettim. Tabii. Evet. Evet. Böyle oldu. Ha. Biz bundan 5 sene evvel köy muhtarlığına heyet olarak geldim ben. Evet. Azaydım. Tabii yine Yaşar Kemal'in geleceğini haber aldık biz buraya. Burada da 1988 yılında kendisinin anısına, İnce Mehmet anısına yer yapılıyordu burada. Evet. Onun açılışına geldi. Onun açılışına geldi tabii. Böyle tanışmamız ve şeyimiz çok şeyli sürdü bu arada. Şimdi buraya geldiğimde şu resimde İbrahim abim burada yine buradaydı bu anıda. Ben bir şiir okudum. Evet, yani bu fotoğraf çekilirken bir şiir okudum. Çekildikten sonra evet, bir şiir okudum. Benim köyümdür. Kendisine senin köyündür dedim burada. Yani okurken öyle. Okurken demiş. Senin köyündür. Benim ama senin de köyündür. Yani şiirin adı benim köyümdür ama orası söylerken senin köyündür. Köyündür. Evet.
her ocaktan ayrı bir duman tüter. Damına hayranım senin köyünün. Lalenin, sümbülün kokusu yeter. Gülüne hayranım senin köyünün. Bu anda deyince gözleri yaşardı. Ben hiçbir zaman için ağlamadımdı. Beni duygulandırdın dedi. Evet. Orada gözlerinden yaşları döküldü. Okumaya şey yapmadı, beni okutmadı. Dur dedi. Dur. Çünkü baktım gerçekten de evet, çok gidiyor ama ben okudum. Evet. Okudum. Çekildi böyle. Böyle sile sile ağladı. Evet. Burada evet, da bu anısı. Öyle bir anınız var. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet. Şu anda Kastabala Havzası denen yerdeyiz. Hemite köyünün hemen kenarındayız. Yaşar Kemal Parkı da bu Hemite köyündeki bu ırmağın kenarına gelmiş. Göl yayılmış, adacıklar oluşmuş. Bütün bütüne kuşlar burada kuluçka yapmakta. Ve burası adeta bir kuş cennetidir. Geniş çayırlık alanlarıyla, yani yapayım desen bizzat bu kadar güzel yapamazsın. Yaşar Kemal Parkı'nı da bunun kenarına kurmakla çok daha güzel olmuş. Bazen bir söz var. İnsanlar çevreyi kendisi değiştirir. Ama insan yaşadığı çevreden de oldukça etkilenir. Tekrar ediyoruz. İnsanlar belli çevreyi kendisi oluşturur. Oluşturduğu çevreden de oldukça etkilenir. Yani Yaşar Kemal yaşadığı bu çevrenin cennet güzelliğinden de özellikle etkilenmiş ve bunu işlemiştir. Temelde onu etkileyen halk, halk insanı olmakla beraber doğa ve çevrede Yaşar Kemal'i güzel hale getirmiştir. Demek ki doğa, çevre, bu bölgenin halkı ve Yaşar Kemal dördü bir arada tam bir bütünlük içerisindedir. Evet, Yaşar Kemal hakkında çocukluk arkadaşım birkaç laf edersen sevinirim. Yaşar Kemal'le aynı yaşadığımız beraber yeğenim. Aynı doğduk büyüdük. İşte benim ev buraya, aha Kemal'in evi de şura, aha şu dış duvar var ya. He. O duvarın orada da Kemal'in, işte aramızdan bir yol gider. Başka evet, bir şey yok. Evet. Horantası bize çok gelir gider, konuşurlar. Bizimiz delisiz birbirine. Öyle. Konuşurlardı. He. Ben de şimdi 85 yaşım, 86 yaşındayım benden. Kemal de 86-87 yedi ya, 90 yaşım diyeyim dedi. İki yaş fazla söylesin dedim ben söylesin evet, dedim ben. Babasının öldüğünde 4 yaşın diyedik. 4'er yaşında, 5'er yaşın diyedik. Babasının öldüğünde burada. Evet. Yani babasının öldüğünü ben zor biliyorum. Gittim camiye. Benim anamla beraber gittim. Anam götürdü buradan gitti. Kemal Sadık Ağa'yı bıçaklamış dediler. Evet. Çocuk dediler. Öyle gezik dediler. Gitti anam, ben de gittim ana arkasına. Aynı cenazesini gördüm yani, biliyorum yani. Aklım yetti yani. 4-5 yaşındayım o zaman. Fazla dağılım yani. Kendim de 5 yaşında. Sonra gözünün kör olması da kurban yüzerken babacığım ben de ayağından tutayım da yardım edeyim sana demiş. Sağ gözü bıçak demiş. Kör. Şöyle kör bıçağı buradan kullandığında şöyle çek verince bıçak buraya tokanmış. Bu gözünü kör oldu. Evet. O zamandan beri de kör Kemal belirtmiş. Gelen çocuk anlat, oynar kanat. Kendi okula gitmedi. Burada bizim bir köylümüzün kızı vardı. Boran köyü var. Evet. Buranlı köyü. He. Bilin bunu, Boran köyünü bilin. Orada okudu. O çocuğuna beraber okudu. Onun bacısı orada kocaya gittiydi. Orada okul var. Bizim burada okul yok. Orada okudu. Beşi orada bitirdi. Ondan sonra Kadirli'ye gitti. Kadirli'de de ortaokulu bitirdi. Kadirli'de de 2 sene şurada Bahçeköy var. Bahçeköy'de 2-3 sene öğretmenlik yaptı, hocalık yaptı. Ondan sonra yine gitti Kadirli'ye. Kadir'de emmisi vardı, büyük emmisi vardı. Gene oraya gitti, gene orada okudu, devam etti. Ondan sonra da biliyorsunuz işte bir rahatlaktılar. Herkesin bu ileride adam olunca, aziz olunca milletin malında gözü olacak, bu anarşist olacak dediler. Her o da onlarla geçinemedi.
Olsun İstanbul'a giderim dedi. Ben askere gittim. Olsun o gün yanına oraya gitti, ben askere gittim. İstanbul'a ben İstanbul'a gittim ama sonradan geldi kendi. İstanbul'da ömrünü bitirdi işte. Aynı burada yaşadığı kadar da orada yaşadı, İstanbul'da yaşadı. Ben de İstanbul'da 3 sene kaldım, asker oldum. He. Beraber Kemal'den. Yaşar Kemal'in babasının mezarı bu köyün mezarlığında. Ha, burada mezarı. Mezarı burada. Evet. Babası da yapıldı. Öldüğü gün mezarı burada. Mezarını yaptırdılar şuradan. Geldiğimiz yolun içinde mezarı. Köyümün bir tanemde hemen köyün bir tanemde mezarı var. Ya. Evet. Mezarında da vardı. Son zamanda vardı. Evvel geldiğinde Kemal dedim. Şu babayım bir fesait. Mezarı ben yaptı. Hocaya alayım dedim. He. Hocaya ile beraber giderek babanın mezarına bir feda et dedim. Feda et, bağışla dedim. Giderek dedim. Giderek sağır zaman vaati var daha dedi. Vaati var deyince en sonunda buraya binasına geldiğinde burada binasını biliyorum tabii. Biliyorum gittik baktık. İncecan Mehmet dediği bir şey heykel var. Nesi evet, var evet, orada gittik, burada. Gittik. Oraya geldiğinde ondan sonra buraya getirdim işte gene en sonunda, en son geldiğimde gitti, bir daha da gelmedi işte. Orada kaldı işte. Mezar da orada kaldı, kendisi orada Allah kaldı. Hanımı, eski hanımıyla beraber orada, eski hanımı da orada ölmüş. Orada kaldı, buraya geleceğiz, buraya adamlar geldi birkaç kişi. Velefendi dediler, şey gelecek yarın, Kemal'in yanarası buraya gelecek dedi, akşam geldiler. Gelecek dediler. Ona göre düzeninizi yapıyorsanız yapın dedin, düzeninizi yapın dediler. Buraya geldiler, gittiler. Sabah da olduydu, gelmiyor dediler. Kemal'i getirmiyorlar. Kemal hanımının yanına kömüyorlar, İstanbul'a kömüyorlar dedi. Gelmedi, orada kömdüler, orada kaldı şimdi. Çok gezerdi, durmazdı. Ama gezerdi böyle. Aa şu yukarıki ev, yukarıki ev onların eviydi işte o baba o, hanımını alıp gidenin kaçanın eviydi. Yaşar Kemal'in babasının eviydi. Ha babasının evi şu evet. Şu evet. Evde. Şurası da kendi evleri. Ha götürdü evet. Ne yapayım ne olurum. Şimdi Osmaniye'nin eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçeadam köyündeyiz. Burası aynı zamanda Yaşar Kemal'in köyü. Evet. Seyfi Metin arkadaşımız aynı zamanda Anadolu Halk Mimari Kültür Derneği'nin de üyesi. Başka bir takım derneklerin de üyesi. Kendisi yakın çalıştığımız kültür ve edebiyat konusunda yakın çalıştığımız bir arkadaşımız. Ağıtlar derleyen, türküler derleyen, öyküler derleyen, yazan oldukça özgün bir şair. Yaşar Kemal'in olduğu kadar özellikle Karacaoğlan'ın Dadaloğlu'nun bulunduğu bölgeden olarak yazar bir arkadaşımız. Ağıtlar derliyor. Birçok kitaplar yazmış. Birçok kitaplara bölümler vermiştir. Bir anıyı söyleyerek Seyfi Metin hakkında başlayacağım. Bundan 5-6 sene kadar önce Yaşar Kemal bu köye gelmişti. Oldukça kalabalık insanlardı. Gazeteciler, bilim adamları hep buradaydı. Orada Seyfi Metin Yaşar Kemal'e hoş geldin diyor. Türküyle, şiirle söylüyor. Nasılsın diyor. Şiirle söylüyordu. Yaşar Kemal kendi şivesiyle dedi ki, yahu kardeşim bu köyden ben gittim, sen benim yerime geçmişsin dedi. Böyle bir arkadaşımız. İşte İbrahim abim de dediği gibi evet. İbrahim abim de yanımızdaydı. Aha burada. İbrahim abimle birlikte beraber orada Yaşar Kemal'i onu şurada tutalım. Evet. Şurada İbrahim evet. Çenet'i görüyoruz. Burada Yaşar Kemal, burada da siz. Evet. Evet. O da arkadaşı. Şu da çocukluk arkadaşı. Evet. Vali. Evet. Veli. Bununla ilgili evet. Bir anı var. Evet. Evet, ondan bahsederseniz. Onda yok galiba. Hadi şunda var bildiğim kadarıyla. Evet, şurada. Evet. Eşiyle birlikte. Evet, yani, şurada. Önce şu herhalde. Şurada. Onu verir misiniz bana? Evet. Şimdi şurada Yaşar Kemal. Evet ben. Evet. Burada. Şimdi vefatını duyduk Yaşar Kemal'in. Ölümünü duyduk bize haber alınca. Gerçekten içim birden yandı. Yandı ve şu beyitlere girdim. Şu beyti söyledim.
Bir çınar yıkıldı dedim yani. Koca bir çınar yıkıldı. Bir çınar yıkıldı. Bugün 28 Şubat 2015. Bir çınar yıkıldı. Dallı budaklı. O bir çınardı ki her yana kök sarmış, kol uzatmış. O bir pınardı ki Gökçeli Dağı'ndan süzülüp akan, şırıl şırıl çağlayan Kevser Irmağı'nın suyu gibi berrak, tatlı mı tatlı? O bir Hamiteli sevdalısıydı. Gökçeli Dağı'nın püren kokusunu, nergis kokusunu, papatya kokusunu iyi bilen koca adam. Sert bakışlı, yufka yürekli, barışçı, kardeşçe, yaşamayı seven o bir toplum adamıydı. Sadık Gökçeli, Yaşar Kemal'dı bu. Yaşar Kemal'in köyündeyiz. Sokak arasından şu anda biraz önce arkadaşını şey yapmıştık. Şu anda da görmekte olduğumuz ev Yaşar Kemal'in babasının evi.